Şu an geldim Kapadokya'ya. Burası Göreme herhalde. Yani Uçhisar'ı geçtim. Böyle bir manzara var. Mükemmel bir manzara. Daha kurulmadım, yerleşmedim. Ama çok etkileyici bir manzara. Biraz da fazla rüzgar var. Şu an rüzgar yokken hemen size şöyle göstereyim dedim. Çok güzel burası. Çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Gezeceğiz beraber. Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu videomuzdaki durağımız Kapadokya, Nevşehir. Karavanda görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Arkamda, daha doğrusu sizin arkanızda, benim önümde çok güzel bir Göreme manzarası var. Şimdi size güzel bir manzarayı göstereyim. Bakın turistler de burada geldiler, fotoğraf çekiyorlar. Bu aşağısı Göreme oluyor. Arka taraf şurası Kızıl Vadi'ymiş. Göreme bu şekilde. Oteller, hediyelik eşyalar satan dükkanlar yani. Arka tarafı da buranın Göreme Açık Hava Müzesi. Orası da güzel. Müze kart geçiyor. Oraya da gideceğiz. Size göstereceğim. Burası bu şekilde. Kampa başladım. Buradayım bu hafta. Bakalım bizi neler bekliyor, beraber göreceğiz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Göreme'ye geldim. Göreme Açık Hava Müzesi'ne. Peribacalarını görüyorsunuz. Şimdi burayı turlayacağım, dolaşacağım, sizlerle de paylaşacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi başladık. Buradan çıkıyoruz. Yürüyüş yolu yapılmış. Ahşaptan. Yukarı doğru çıkacağız. Ama manzara güzel. Bakın şöyle durayım, göstereyim. Hakikaten çok güzel bir manzara var. Evet, şimdi giriş yerine vardım. O tepeye çıktık. Müze kart geçerli. Şimdi gireceğim müze kartımla. Buradan bakın böyle yine bir peri bacası. Şimdi buradan giriyorum. Göreme kiliselerinde en çok resmedilen sahneler burada görünüyor. Şimdi bir tanesine girdim ama oralarda yasak fotoğraf video çekimi. Böyle size bunları göstereyim en azından. Bakın müjde. Günahkarlar için af dileme. Mısır'a kaçış var. Son yemek gibi bu şekilde görünüyor. Şimdi buranın bir içine girelim. Burada iki tane girişi var. Bakalım bakalım. Burası oldukça karanlık aslında ama telefonda güzel görünüyor. Buradan da bir geçiş var buraya. Giren çıkıyor. Çok durmuyor. Bakın böyle nişler var. O dönemin nişleri, öyle söyleyeyim. Böyle bir alan. Şurası da böyle bir kanal gibi. Burada böyle bir kanal var, iki tane. Bakın burada da bir kilise var. Pantokrator kilisesiymiş. İçerisi böyle. Yine böyle bir resim yapılmış duvara. Şu an burada kimse olmadığı için bir uyarı da yok bu arada. Fotoğraf çekmek yasaktır diye bir uyarı yok. Video yine aynı şekilde. Bakın böyle kubbeler, kemerler böyle resimli. Yani manzara mükemmel. Tadını da çıkarıyorum. Şöyle bakın. Göreme Açık Hava Müzesi. Bakın şimdi yine buraya gireceğim. Burada. Buradan böyle bir merdivenli bir yer var. Buraya çıkalım. Bir üst kata diyelim yani. Katlar arasına böyle merdivenli geçişler yapılmış. Yani bu sonradan mı eklendi onu bilmiyorum ama olabilir, belki sonradan da olabilir. Bir de burada var. Böyle bir oda. Yemekhaneymiş bu arada burası. Şimdi burası yemekhaneymiş. Bu da masa herhalde muhtemelen. İnsanlar bu taşa oturup yemeklerini şuraya koyup burada yemişler yemeklerini. Bakın burada bir karanlık kilise var. 6 euro diyor giriş. Müze kartın dışında ekstra burada ücret isteniyor. Ben girmeyeceğim buraya. Bayağı da turist akını var, onu da söyleyeyim. Yani gerek Uzak Doğu, gerek Avrupa, hatta yani
Güney Amerika'dan bayağı bir turist akını var. Onu da söyleyelim. Bakın burada yine peri bacalarını görüyoruz. Buradan güzel bir manzarası var. O yüzden hemen size çekeyim dedim. Açı güzel. Manzara, ışık güzel. Şöyle güzel bir Göreme Açık Hava Müzesi manzarası. Şimdi size burayla ilgili birkaç önemli bilgi vereyim. Burası 2. yüzyılda önemli bir Hristiyan toplumu bulunmaktaymış bu bölgede. Mimarisine de gelince tek nefli yapılarmış bunlar. Yani tek nefli beşik tonozlu yazıyor. Çok teknik açıklamasını bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Ve kiliselerin içindeki resimlerde iki tür teknik kullanılıyormuş arkadaşlar. Birincisi kırmızı aşı boyası. Diğeri de alçı, kum ve saman karıştırılarak yapılan bir fresko tekniğiymiş. O kullanılarak o şekilde resmediliyormuş ya da boyalar, şekiller çiziliyormuş. Durum bu. Burası böyle bir o dönem rahiplerin inzivaya çekildiği sığınaklarmış. Aynı zamanda mezar odası olarak da kullanılıyormuş bu bölgeler. Böyle size ufak da bir bilgi vermiş olayım dedim. Bu arada yabancı vatandaşlar için de fiyatlar bu şekilde. Ticket 20 euro. Headphone da 350 liraymış kulaklıkla dinlenildiği vakit. Museum Pass var 165 euro. 15 gün için geçerli. Bakın Uçhisar'a geldim. Burada bazı yemeklerin fiyatları. Testi kebabı 1200 lira diyor. Ama iki tane galiba. İki testi herhalde. Saç tava 400. Kuzu pirzola 400. Köfte 350. Şöyle sigara böreği 100 lira. Cacık 100. Bu şekilde gidiyor. İçecekler 50 lira. Türk çayı 20. Durum böyle. Gözleme de 100 liraymış bu arada. Şimdi yine bir mekanın önündeyim. Bakın burada çanak gözleme. Çömlek gözleme. 150 lira. Diğerlerinde fiyatları görünüyor. Burgerler 330 liradan başlıyor. Çay burada 30 lira mesela. Buranın bir özelliği şu, yani az manzara var. Göreme manzarası var. Ondan kaynaklı muhtemelen. Durum bu şekilde. Göstereyim manzarayı da şöyle size. Bakın burası, şu ilerisi Göreme oluyor. Burası Göreme arkadaşlar. Arka tarafı da Kızıl Vadi. Öyle bir manzarası olduğu için böyle bu şekilde bir fiyatlandırma yapmışlar. Şimdi Uçhisar Kalesi'ne geldim ama hava karardı. 8.30'da da son kapanışmış. Dedim yarın öğlen geleyim buraya, o zaman daha rahat gezerim. Evet, şimdi Aşıklar Tepesi'ne geldim arkadaşlar. Şöyle bir manzara var, çok güzel. Ezan okunuyor aynı zamanda. Işıklarla harika görünüyor. Şu arkada yukarıki taraf Uçhisar ve kale var malum. Burası Göreme. Şu ilerideki ışıkların göründüğü yerde Avanos. Burası böyle her yeri görüyor. Çok güzel bir nokta. Bir turist burada dişini fırçalıyor. Sonra da oraya tükürüyor. Biz yapsak bize laf ederler, karavancılara. Çevreyi kirletiyorsun diye. Orada durmuş. Ya bu turistler bir de tur kafilesiyle falan geliyor yani. Burada otellerde kalıyorlar vesaire. Şimdi camı da açmayayım böyle ama elinde görüyorsunuz diş macunu. Diğer elinde bakın fırçalıyor dişini. Oraya da tükürüyor. Yani hakikaten şimdi çalkalıyor ağzını, döktü. Yani söyleyecek bir şey yok. Evet, bugün de Zelve Ören yerine giriyorum. Açık Hava Müzesi burası da. 1985'te Dünya Miras Listesi'ne alınmış. Şimdi böyle bir tabela var. Birinci vadi, ikinci vadi, üçüncü vadi. 100 metre, 180 metre, diğer 930 metre üçüncüsü. Yani oraya gider miyim bilmiyorum. Ama şimdi şöyle bir başlayalım.
Zaten diyor cami, güvercinlik, manastır. Bakın manzara yine hakikaten çok güzel. Kayaların güzel bir görüntüsü var. Şimdi yürümeye başladım. Böyle patika yol var. Hani böyle, aha şimdi böyle bir merdivene çıktı ama az gerisi biraz zorluydu. Merdivenlerin olması güzel tabii ki. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarıda turistleri görüyorsunuz. Aşırı miktarda burada böyle bir uzak doğudan Çin, Kore, Japonya o bölgelerden turist var. Bakın karşı tarafında manzarasını şöyle göstereyim. Burası peribacaların en yoğun olduğu yermiş. Öyle söyleniyor. Girişte bir tabela vardı. Onu okudum. Ve burası 9 ve 13. yüzyılda Hristiyanların önemli bir dini noktasıymış yani. Burada mağaralarda ne zaman yaşanmaya başladığına dair bir bilgi yokmuş. Öyle bir bilgiye, bulguya ulaşılamamış. Tabelada görünüyor zaten. Cami, manastır, güvercinlik bu taraftaymış. Bakın burası camiymiş ve Zelve'de tek cami buymuş yani. Ve burası da arkadaşlar köy meydanıymış. Ve burası 1952 yılına kadar da kullanılmış bu arada. Yani burada yaşıyorlarmış insanlar, öyle söyleyeyim. Çok da uzak bir tarih değil 1952. Şöyle size caminin de içini göstereyim. Caminin içi de bu şekilde. Böyle bir dikdörtgen bir yapı. Bakın burası da manastır. Bayağı oyma bir kaya. Çok büyük. Evet. Şimdi böyle bir çıktık buraya. Vallahi çok güzel. Bakın odalar var. Şöyle bir bakın burayı göstereyim. Odalar arasında da geçiş yapmışlar. Şuradan da çıkış var burada. Merdiven. Bir çıkalım. Bir arkamda turist kafilesi var. Onlara yakalanmadan hemen gezeyim. Manzara böyle. Şimdi yine bir eve girdik. Bakın yine burada da böyle bir ortada bir yuvarlak delik var. Bunlar evler herhalde. Kaya meskenleri diyordu girişte bir tabelada. Burada var bir tane, şöyle bir bana da bakalım. Bunda bakın böyle nişler var. Burada mesela küçük bir tane var. Diğerleri biraz daha büyük. Yani tavan yüksekliği de aşağı yukarı 2 metre, öyle söyleyeyim yerden. Hatta girişe de böyle bir basamak da yapmışlar bakın. Şöyle düşmeyelim. Yerler kaygan. Bakın buraya kadar geldim. Özür dilerim. Buraya kadar geldim. Buradan daha yol yok. Arkası böyle biraz yüksek. Ama şöyle şuradan bakınca güzel bir manzara görünüyor. Burada böyle iki kaya arası bir boşluk. Yine bakın bu aşağısı. Yükseklik bu şekilde. Ve arka tarafımız da böyle. Ben şimdi şuradan geldim. Geri bu tarafa ineceğim. Şimdi böyle bir mağaraya gireceğiz. Bakın burası biraz etkileyici, farklı. Bakın burada şöyle bir giriş daha var. Buradan gidiyor içeri. Yani daha nereye gidiyor bilmiyorum. Bir ışığı yakmam lazım, flaşı. Çok da büyük değil gibi ama burada böyle bir oda daha var yani, bilginiz olsun. Bakın burası da güvercinliklerin yapıldığı yerlermiş. Gördüğünüz üzere. Evet, şimdi o karşıdaki tepeden buraya geldim. Bir de buraya bakacağım. Sonra da ineceğim. Buranın güzel bir manzarası var. Şurada bakın iki kişi iniyor. Oradan doğru da aşağıya ineceğim. Burayı da bitirmiş olacağım. Burada da evleri görüyoruz. Bakın duvarları, camları, özür diliyorum. Böyle giriş kısımları da var. Ama beni en çok şu manzara çok etkiliyor. Gerçekten.
girişler böyle, bakın bir kaya, bu ayağı yani sütun, kolon diyelim daha doğrusu, bu kayayı tutuyor. Burası da güzel, mutlaka tavsiye ederim. Görülmesi gereken bir yer. Böyle fotoğraf çektirmek isteyenler için de güzel bir dekor yani. Günümüzde artık Instagram için bu tarz mekanlara gelenler çok oluyor. Müze kart geçiyor bu arada, onu da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar, şimdi Çanak Çömlek atölyesine geldim. Burada çömlek yapacağım. Ya da artık işte ne yapacaksam onu gösterecek usta. Ben de yapacağım. Şimdi buraya geldim. İçeri giriyorum. Bir müşteri var. Onlar çıkacak, bitirecek işlerini. Sonra ben gireceğim. Size o yaptığım anları da göstereceğim. Şimdi Göreme'ye geldim. Burada arkamdaki yoldan giriş yapılıyor. Burası böyle kafeler, daha doğrusu restoranlar, hediyelik eşya satan mağazalar, oteller, bunlardan ibaret, öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle size bir etrafı göstereceğim. Fiyatlara da beraber bakacağız. Bakın burada testi kebabı fiyatları 660 lira. Dana kebabı. Tavuk da 600 lira. Bakın bu şekilde bazı turlar var. Kırmızı, yeşil, mavi tur. Hepsinin fiyatı farklı. Yani götürdükleri yerler de farklı ona göre. Burada yine testi kebabı 550. Dana etinden olan. Kuzu eti 650'ymiş. Tavuk olan da 480 lira. Bakın şöyle giden araçlarla da işte Aşk Vadisi, ne bileyim, Kızıl Vadi vesaire, buralara gidip fotoğraf çektiriyorlar. Otantik yani, turistler işte parasını veriyorlar ne kadarsa. Oralarda gidip böyle fotoğraflar çekiliyorlar. Ama bayağı burası Göreme hareketli arkadaşlar. Böyle hediyelik asmalık böyle balonlar var, küçük küçük. Ya boyutuna göre değişiyor. 50 lira, 60 lira, 70 lira o civarlarda fiyatları. Dediğim gibi boyutuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Magnetler var. 15 lira diyor ama hani bunlar böyle el işçiliği az olanlar. Mesela bunlar 35 liraymış. Açacaklar da var. Fiyatlar böyle. Bakın böyle de magnetler var. Fiyatlarını şöyle göstereyim bakın. 70 lira. Bunlar 100 liraymış. Açacaklar yine aynı fiyat. 70 lira. Öyle gidiyor. Böyle otantik mekanlar var yemek yiyebileceğiniz. Akşam da böyle ateş yakıyorlar. Hava çünkü soğudu buralarda. Bayağı bir soğuk. Bakın burada Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu 220 euro imiş, öyle diyor. Burada bir acenta var. Şimdi reklam olmasın diye göstermeyeyim. Yine başka bir mekana geldim. Burada da mesela testi kebabı 560 lira. Bir de şöyle bakın. Şebit yağlama diye bir şey var. Görüntüsü bu. Bu da 560 lira. Mantı 380. Onu da göstermiş. Bostan kebabı da var. O da yine 560. Burada 560'a fixlemişler. Bu yolun devamında da Göreme Açık Hava Müzesi'ne gidiyor arkadaşlar. Oraya gitmiştik. Yani videonun gerisinde var. Buralarda böyle hediyelik eşyalar, restoranlar, hepsi bunlardan ibaret burası. Tabi mağaralara eklentiler yapılmış. Onlar da otel olmuş. Tabi bazı böyle komple mağara olanlar da var. Durum bu şekilde. Bu akşam menüde döner var.
arkadaşlar. Bu hazır satılanlardan. Ondan aldım. Birkaç akşam böyle gidiyor. Bir tane bir paketi böyle 3 sefer yapabiliyorsun. Ben de şimdi yaptım. Böyle bir ekmek arası hazırladım. Şimdi onun arasına koyup yiyeceğim. Güzel. Manzara da çok güzel. Göremeyi böyle tam tepeden gören bir noktadayım. Şimdi hazırladım. İçeceğim falan da var. Yiyeceğim. Manzara eşliğinde yiyeceğim. Evet. Video içinde video yapayım size. Videoception. Inception'ın. Şimdi kaş videosunu hazırlıyorum. Kapadokya'dayım arkadaşlar. Göreme manzarası eşliğinde. Bakın. Karavanın camından da Göreme'yi izliyorum bir yandan. Bir yandan da video hazırlıyorum. Böyle. Dalyan videosunu hazırlıyorum. Bakın 2 hafta evvel Dalyan videosunu hazırlıyormuşum. Kaş'ta. Şimdi de Kaş videosunu hazırlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar sabah saat 6.30 balonları izlemeye kalktım. Mükemmel bir manzara var. Şimdi sizlere göstereceğim. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. İşte manzara bu şekilde. Havada yüzlerce balon var. Daha yeni kalkanlar da var. Mesela şurada da kalkmaya çalışan var bir tane. Harika hakikaten. Ve tabi izlemeye gelenler de var. Bakın şu soldaki yeni kalktı mesela. Daha şimdi kalktı. Çok güzel ya hakikaten. Havada böyle balonları görmek. Mükemmel. Evet şimdi güneş de doğuyor tepeden arkasından. Daha da güzel bir ışık olacak. Balonlar biraz bu tarafa doğru kaydılar. Tam karşıda daha hala kalkmamış balonlar da var. Bayağı var yani orada bir 15-20 balon var belki daha fazla. Onlar da kalkacak. Güneş doğuyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Hakikaten şu an muhteşem ya. Yani burada olmanızı isterdim herkesin. Şu görüntüyü izlemesini çok isterim yani. İmkanı olan herkes gelsin buraya gerçekten. Çok güzeldi. Şimdi balonlar da indi. Yani bir buçuk saat sürüyor toplamda bence. Bu Aşk Vadisi tarafına da iniyorlar benim gördüğüm. Bu karşı taraftan Göreme'nin arkasından kalkıp bu Aşk Vadisi'ne iniyorlar. Şimdi ben de geldim karavana döndüm. Hava hala soğuk ve bastoyu açtım. O çalışıyor. Süt kaynatıyorum. Bir sıcak çikolata yapacağım kendime. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet şu an bayağı sakinledi burası. Sabah bayağı bir gelen oldu. Hatta yani bir yarım saat, bir saat önce de bayağı burası kalabalıktı. Turistler geliyor kafile halinde. Bugün hava da çok güzel. Güneş güzel yani. Hava açtı. Sıcak oldu öyle söyleyeyim. Manzara böyle. Göreme manzarası. Hakikaten güneşle beraber çok daha güzel bir görüntü var. Sizlere de böyle sürekli göstermek istiyorum. Elimden geldiğince. Bir tane motokaravan var. Yanıma da bir tane gelmişti. Türk. Onlar şimdi biraz gezeceklermiş. Akşam dönecekler. Bizim karavan da burada duruyor. Güzel bir şekilde
kampımızı yapıyoruz. Yol da şurada işte. Yolun biraz içinde kalıyor. O da iyi bir yerde. Çünkü hani çok yolun kenarında olmasını da ben çok istemiyorum. Hem araba gürültüsü vesaire. Ondan dolayı. Güzel. Şu ötede de bir karavanlar için durma noktası var. Bakın orada bir otobüs var. Bir tane küçük VIP bir araç var. Minibüs. Dolmuş gibi. Evet, şimdi Uçhisar Kalesi'ne geldim öğlen. Saat 2, 2 çeyrek. Şimdi giriş yapacağım buraya. Biraz da sıra var. Bakalım. Evet, şimdi giriş yapmaya başladım. Burada böyle bir yankı yapıyor bu alan. Burası böyle bir alan. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Burada böyle bir kafe var. Gözleme satılıyor. 100 liraymış gözlemeler. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi şuradan biraz girelim bakalım bu mağaralara. Şöyle bir çıkalım. Gel teyzem gel. Ya Allah. Dur, iki elini tutayım. Dur, bekle. Bas yiyeceğine emin ol. Dur öyle. Olmadı mı? Dur şu tarafa geçin. Olur. Gel. Bir elini. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ne demek? Dikkat et. Tamam ya. Çok sağ ol. Tamam, ne demek? Oradan tehlik var mı ayağına? Aha. Dayar diye buldum. Dikkat et. Aman. Sen lazımsın bize. Allah var ya yavrum. Tabii canım. Hamdü senalar olsun. Allah iddia çiçek. İyi yaptın. Rabbime hamdolsun. Hadi yavrum. Dikkatli gez. Sağ ol sana da teyzeciğim. Evet, şimdi şuraya bir girelim. Şöyle. Tabi buraları biraz restore etmişler, böyle bir elden geçmiş yani. Bakın böyle bir oyuk burası. Burada mesela böyle bir duvar örmüşler ki burası çökmesin diye. Çünkü bakın biraz buralar çatlamış hafiften. Buraya şöyle bir tutsun diye böyle bir kolon inşa edilmiş. Şöyle gidelim. Şu aşağıya çok inen var ve fotoğraf çekiyorlar ama dur bakalım. Şimdi biraz daha yukarı çıktım. Burası Göreme'yi tepeden gören bir nokta. Tam karşısı Göreme. Güzel. Aşk Vadisi de görünüyor sanki. Yani şurası da Aşk Vadisi herhalde. Öyle olması lazım. Yani en ilerisi de ilerideki dağın eteğindeki yerde Avanos. Güzel bir nokta burası. Tepeden görüyor. Şöyle bir detay daha vereyim. Şu tam karşıdaki uzaktaki dağ da Erciyes Dağı'ymış arkadaşlar. Bugün öğrendim bunu da. Güzel bir manzara var burada da. Harika. Şimdi en tepeye çıktım. Burası da biraz yorucu oldu tabii çıkması ama. Yani hatırı sayılır bir kalabalık da var. Turist kafilesi. Yani mükemmel bir manzara hakikaten. Şu coğrafya. Her yeri güzel ya. Bu kadar. Böyle başka bir yer var mıdır ya? Bakın en tepede burada böyle bazı çukurlar var ama en derini bu. Baya derin bir çukur. Bu şekilde de böyle önlem almışlar bazı çukurlara. Bir de şimdi şuraya da bir çıkayım. Tam tepeye, bayrağın olduğu yere. Burası da Uçhisar. Uçhisar'ı kuş bakışı tepeden görebiliyoruz. Kaleden. Çok da büyük bir yer değil açıkçası. Burada yine işte oteller var, butik, kafe, restoran, hediyelik eşya satan mağazalar bulunuyor. Yine burada böyle peri bacalarını görüyorsunuz. Ve en arkada da şurası. Burası da Nevşehir. Burası da Nevşehir'in merkezi. Şehir merkezi de orada. Yakın burası. Her yer çok yakın birbirine. Trafik de yok. Oldukça güzel bir yer. Şimdi kaleden çıkış yaptım.
Ama girişte bir yazı varmış, onu da söyleyeyim. 1350 metreymiş en yüksek tepesi buranın, onu belirtelim. Bir de burada böyle hatıra banknotu var 200 liraya. Böyle 0 euro veriyorlar. Ben almayacağım. Yani böyle de bir böyle bir makine var burada yani. Şuradan veriyor işte, buradan okut şey yapıyorsunuz. İşte kartınızı temassız okuttuğunuz zaman 200 lira çekip size parayı veriyor. Bakın karavandan ön cam manzaram böyle. Göreme'yi izliyorum böyle. Ara sıra dönüp arkamı şöyle bakıyorum. Güzel bir manzara var. İyi oluyor. Balonlar buralarda saklanıyor. Böyle depolar var. Sabaha karşı da buradan alıyorlar. Daha düz bir alana, şu tepelere çıkarıp oralardan da balonları uçuruyorlar. Şimdi böyle size göstereyim dedim. Bakın önünde fanları da var. Yani balonu şişirmek için diyeyim size. Hani daha basit bir tabirle. Evet, şu anda Fenerbahçe'nin Twente maçını izliyorum. Çayım da var. Böyle bisküvi falan yedim. 1-1 gidiyor. Beşiktaş da yeniliyor. Vallahi maalesef. Galatasaray berabere kaldı. Bu akşam böyle Türk takımları çok iyi bir görüntü vermiyor. Arkadaşlar bugün yine ikinci sabah. Daha doğrusu yani cuma günü ama balonlar ben geldiğimden bu yana ikinci kez kalkıyor. Bakın güneş de doğuyor. Siz de şahit oldunuz. Yani daha doğrusu tepeden geliyor. Şimdi görünecek. Güzel bir görüntü var yine. Yani hani yarın da ben kalkmayı düşünüyorum. Hatta pazar günü de balonları seyredip öyle yola çıkmayı düşünüyorum. Güzel olacak bence. Güneş de geliyor. Sizlerle bu anı iyi denk getirdik. Balonların güzel bir görüntüsü var. Ama tabii güneş doğana kadar, daha doğrusu bu tepenin ardından doğana kadar diyeyim, balonların büyük bir kısmı neredeyse inmeye yakın bir yere geliyorlar yani. Şöyle göstereyim size. Şu tam karşı tepede şimdi şuradalar. Bazı balonlar yeni kalkıyor. Ama yani balonların çok büyük bir kısmı, %80'i diyeyim, bakın bu tarafta hepsi. Burada inecekler. Hatta bazıları bakın artık böyle inme noktasındalar. Tam karşımızdalar yani. Onu da görmüş olalım. Şimdi bir tanesi bayağı indi aşağı kadar. Bayağı güzel bir görüntü var. Bayağı da büyük bu arada balon. Öyle uzaktan küçük gibi görünüyor ama bayağı büyüklüğü var yani. Dönüyor etrafında. Yine bu karşıdakiler de bayağı yakından geçiyorlar yani burada şu an. Bakın bu da iniyor. Vallahi güzel. Balonların büyük bir kısmı artık inişe geçiyorlar. Ama tabii şu tarafta görüyorsunuz biraz parlıyor ama. Bunlar da daha geç kalkan balonlar, öyle söyleyeyim. Yani güneş bu tepeden doğunca öyle kalkıyorlar. Ya da yani ona böyle doğmasına 15 dakika kala falan kalkıyorlar. Öyle bir ikinci parti balonlar var. Ama çoğu bu tarafta artık inmek üzereler. Şöyle göstereyim. Manzara güzel yani. Görüntüde, videoda ben de olmuş olayım böyle balonlar eşliğinde. Durum bu şekilde. Hava iyi oldukça böyle kalkıyormuş. Ben ilk geldiğim ilk iki gün hava iyi değildi. Rüzgar vardı. Hatta ilk geldiğim akşam yağmur yağdı. O sebeple iki gün, salı ve çarşamba günleri balon olmadı. Dün vardı perşembe. Bugün de cuma. İki gündür balonlar var. Bakın bu da bayağı aşağı indi. Şimdi burada bakayım, bir tane geldi. Bir balonun arkası trailer. Eğer buna inecekse beklerim, çekeyim bunu da bakayım nasıl indiriyorlar. Bakın şimdi geldi balon. İnişe geçiyor. Artık insan seviyesine geldi, insan boyuna.
Bayağı büyük bir şeymiş ya. Şöyle göstereyim, baksanıza. Kadraja sığmayacak. Yakın, o kadar yakınım. Şimdi trailer'a doğru götürüyorlar. Bakalım. O aracın sürücüsü de ona göre ayarlamaya çalıştı yerini. Şimdi tutuyorlar balonu, bakalım. Vallahi başarılı bir şekilde indirdiler. Şimdi araba hareket ediyor. Herhalde şu arka zemine doğru yatıracaklar. Muhtemelen orası daha düz bir alan. Daha temiz bir alan. Ya bunun bakımı falan, temizliği nasıl oluyor acaba? Bu balon çok büyük bir şey çünkü ya. Kolay bir şey değil yani. Bu arada hemen burada da yolcuları alacak servis de geldi. Yani hizmette sınır yok burada gerçekten. Turizmde inanılmaz burası hakikaten. Yok yok yani. İşte balon turu, safari turu, at turu, yani birçok şey var işte, açık hava müzeleri, her yeri böyle inanılmaz bir turistik, işte Türk geceleri böyle müzikli vesaire eğlenceler. Burası tam bir turizm noktası olmuş. Bakın balonun içindeki havayı alıyorlar şu an. Ya onu nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama biraz büzüştü balon gördüğünüz üzere. Şu an 4 kişi tutuyor halatı, 3'e düştü. Evet, şimdi iniyor. Bakın. Evet, inişi de böyle oluyor. Bakın tepesi de açıldı zaten. Vay be. Bakın bu balonu şu yolcuların bindiği kısımdan ayırdılar şimdi. Kancaları çıkarıyorlar. Bakın bu hakikaten nasıl sönecek bilmiyorum yani. Bu da zor bir şey yani. Ve indi artık tamamen. Bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Balonun inişi de bayağı zahmetliymiş yani. Onu da görmüş olduk. Tabi bu arada mesela bakın şurada bir firmanın aracı bekliyor inmek için. Yani indirmek için. Daha hala havada var. Balonlar var. Görüyorsunuz ama bu balon işi bayağı erken bir iş. Yani sabah 5'te falan kalkıp inenlere de böyle şampanya patlatıyorlar. Onu da gösterelim. Bu oluyormuş yani. Yani her firmada vardır. Evet arkadaşlar. Giancarlo ve Nadia İtalyan ikisi de. Çok güzel insanlar, tanıştıkla. Bay bay. Ciao. Çok güzel insanlar. Şimdi gidiyorlar. Konya'ya gideceklermiş. Oradan Antalya. Oradan da Pamukkale, Efes, Çanakkale, Troya. Sonra da Edirne'den ülkeden çıkacaklarmış. Yollara açık olsun. Çok memnun oldum ben tanıştığım için. Böyle yollarda çok güzel insanlarla tanışıyorum. Yani sadece Türk değil, yabancı böyle güzel insanlar var. Bakın at turu var. 1 saati 19, 2 saati 30 euro. Turkish Night Show, gece eğlence 44 euro. ATV turu yine görüyorsunuz. Yeşil tur, burada derin kuyu, Göreme, işte gösteriyor nereye gideceğini söyle. Ihlara Vadisi, burada yürüyüş yapıyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Vintage car tur, şöyle arabalarla söylemiştim daha önce. Turlar yapılıyor. Fiyatlar bu şekilde bu turlarında. Burası Göreme arkadaşlar. Göreme'den
Uçhisar'a ve Nevşehir'e otobüsler var. İkisinde ücreti 30 lira. Öyle söyleyeyim. Bakın Göreme şurası. Uçhisar burası, Nevşehir'de burası. Merkez. 30 dakikada bir, her 30 dakikada bir bu araçlar kalkıyormuş. Öyle bir bilgilendireyim dedim size. Burası da meydana. Şu karşımızda Vatan Kahramanları Anıtı var. Bu arada balon fiyatlarını da sordum. Yani 200 euro diyen de var. 320 euro diyen de var. Hani kimse hani net bir fiyat söylemiyor. Bir yere sordum. Dedi şu an dedi doldu. Ondan sonra doluymuş yani. O yüzden hatta bir tane daha yere gideyim sorayım bakayım. Tam karşımda bir yer var. Şimdi bir yere daha sordum. Burası da 280 euro dedi. Yani değişiyor. Şimdi arada ne fark var bilmiyorum açıkçası. Biri 320 euro diyor. Biri 280 diyor. Yani 40 euro var arada. Az para da değil. Bilmiyorum artık o kadarını. Evet, cumartesi akşamı artık son akşamım burada. Şimdi mesai de bitti. Şöyle bir Göreme'ye ineceğim, yürüyüş yapayım. Gün içinde çok hareketsiziz malum. Bu arada yanımdaki karavan da 2 gündür beraberiz. Benim videolarımı izliyormuş abi, Ali abi sağ olsun. Onda böyle videoda ismini geçirelim. Selam olsun ona, teşekkür ediyorum. Ve Göreme'nin de manzarası yine. Böyle gösterdim, birkaç defa gösterdim size ama gerçekten harika. Evet, şimdi Göreme'nin az aşağısına indim. İlerisinde yani bu Çavuşin tarafına doğru ATV'leri görüyorsunuz. ATV turları başladı. Akşamüstü klasik araçları da görüyorsunuz. Bunlar da gün batımına doğru gidiyor. Turistleri almışlar. Şurada bakın en arkada bir safari aracını görüyorsunuz. 2 tane. Onlar da böyle safari turu yapıyor. Şu ileride de bayağı bir kalabalık var zaten şurada. Şöyle göstereyim. Burada bir kalabalık var. Şimdi hepsi gidiyor. Böyle biraz tozu dumana katmışlar. Harika bir görüntü de var yani. Bakın safari aracı yolun dışına çıktı. Oradan doğru gidiyor. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu karşıda Gül Vadisi. Yani öyle geçiyor. Google haritalara da bakarsanız Rose Valley olarak görebilirsiniz. Gün batımı noktası da olduğu yazıyor. Yani muhtemelen ATV ile gidenler gün batımını seyrediyorlardır. Böyle aktarmış olalım. Evet, şimdi testi kebabı yemeye geldim son akşam. Burada olmazsa olmaz buranın da. Şimdi bakalım tadını da size söyleyeceğim, nasıl, iyi mi kötü mü. Şimdi beraber bakacağız. Evet, geldi bakalım kebabımız. Sıcak değil mi ya? Nasıl tutuyorsun? Yok, alışıyoruz biz ya. Afiyet olsun. Eyvallah. Evet, geldi testi kebabımız. Şovu da izlediniz arkadaşlar. Yanında pilav var. Böyle 3 çeşit meze var. Bir de ben ayran söyledim. Şöyle pide şeklinde ekmek. Şimdi yiyeceğim. Tadını da size söyleyeceğim. Tadı fena değil. Yani açıkçası çok bir fark hissettim diyemeyeceğim. Biraz daha yiyeyim bakayım. Şöyle. Güzel ya, fena değil. Yenilir mi? Yenir. Bence.
Evet, sütlaçla çay da geldi şimdi. Şimdi onları da yiyeyim. Bu arada testi kebap fena değildi yani. O kadar hani bir fark göremedim dedim ama iyiydi yine de. Kapadokya'da son sabahıma uyandım arkadaşlar. Biraz balonları seyrettim. Zaten daha önce de seyretmiştim iki sabah. Gerçekten güzel bir manzara oluyor. Herkesin bir kere buraya gelmesini, en azından hayatında bir kere burada olup buraları gezmesini tavsiye ederim. Yani benim vaktim kısıtlı olduğu için, gündüz vakitleri çok sınırlı olduğu için benim. Mesela Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne gidemedim. Oraya gitmeyi çok istiyordum. Olmadı. İnşallah bir dahaki sefere diyelim. Ama bu bölgede yapılabilecek birçok şeyi yaptığımı düşünüyorum. Güzel geçti. Güzel bir hafta oldu. Bakalım bundan sonra nereye gideceğim. Onu ilerleyen videolarda göreceksiniz. Sözü de daha fazla uzatmayayım. Dün akşamdan karavanı arabaya bağladım. Şimdi ayaklarını kaldıracağım. Bisikleti koyacağım. Sonra da yola çıkacağım. Biraz uzun bir yolculuğum olacak bu sefer. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.